Evet arkadaşlar, Crash'ın yeni bölümüne, 15. bölümüne hoş geldiniz. Umarım geçen bölümdeki tarzımı sevmişsinizdir. Şimdi yeni bir kayıt setinde beraberim sizlerle. Canımın çok fazla, bu bölüme girdiğimde canımın çok fazla olduğunu göreceksiniz. Hatta Hiro Crash'ın için yani maksat geleneksel olsun. Çünkü oyunu o Sırat Köprüsü'nün güzelliğiyle hatırlamak istemediğim için girip bazı eski bölümleri yaptım. Hatta o 5. ya da 6. bölümdeki Igor olayını çözdüm. Gittim oranın beyaz şeyini aldım. Bir iki time trial bitirdim. O sırada da bayağı bir can toplamış olmam lazım. 20 cana falan yakın şey var. Şimdi bu bölümde hepsini bitirmeyi planlıyorum. Kayıt içerisinde bakalım. Aynen 21 tane. Bu bölüm, geçen bölümün yorgunluğundan sonra burada çünkü çok kötü yapmıştım ama sanki yorgunluktan değil genel olarak zor bir bölüm olacakmış gibi geliyor. Ve başlayalım. Artık özellikle zor bölümlerde daha fazla bu canı attık. İhtiyacımız yok zaten 21 can. Yeterince işte daha fazla şey yapmayı planladım. Kesmeler bir şeyler. Yani giderken hani çok fazla sık sık öldüğümde artık hani diğerleri gibi konuşmayı da kesmeyeceğim ama belki konuşmalarımdan da beğenmediğim kısımları editlerim, şey yaparım. Hani bazen sessizliğim oluyor. İşte bölüm montajları, müzikler falan o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ki şeyi de sormak istiyorum size, o müzikli halini beğendiniz mi? Amcam dedi, seyir dedi, ne oldu? Yani o müzikleri işte seçtim, şey yaptım. Daha böyle sakin müziklerin. Bilmem, belki editlerken hala gergindim. Bana iyi gelmesi için sakin şeyler kullandım ama benim çok son halleri çok hoşuma gitti. O şeyle hiç uğraşmayacağım. Uğraşsam hiç uğraşmayacağım. Bir tek de tüm eksikle bitirmemi izleyin. Çünkü bu bir de şey mavi hep mavi yanlış kanka. Kırmızı Yakut'un işte olduğu bölüm. O yüzden tek de şey yapmadan hiç ölmeden geçersen şey yapıyorsun. Zaten öldüm sonra. Evet, bu yüzden öldüm canım, zaten kendimi kötü hissetmeyeyim. Başından sonuna kadar ölmeden geçersen, hatırlarsanız canlı bölümlerde ve tüm kutuları görürsen oranın mineralini alıyorsun diyelim, mineral diyelim, genel diyelim. Ama açılacağını, gerçekten açılacağına inanmıştım. Hadi bakalım. Senin sonuna da yaklaşıyoruz. Bakalım. Bölümü en azından belki de bu sene bitmeden Crash'ın ilk oyunu bitirir çünkü 3. adaya geldik ve gerçekten bilmiyorum neye güvenerek atlıyorum oralarda, hani bayağı bir sanki bir hissim varmışçasına atlıyorum, datam varmışçasına ama atlıyorum, sadece iki kütüyle atlıyorum. Bu video yayınlandığında işte yeni yıla girmiş olmayacağız sanırım, bakayım, aynen. Ama çok yaklaşmış olacağız. Bakalım belki yeni yıla şimdi. İkinci. Ya, geçmiş oluruz. Ben daha az. Şey yaklaşıyor. Finallerim. Bölüm yayınla çekerken daha finallerim bitmedi ama yayınlandığında yüksek ihtimalle bitmiş olacak finallerim. Finalden bittikten sonra Pathfinder kart oyununu çekmeyi planlıyorum. Bazı hani bölümün onu açıkladığım bölümün altından şey gelmedi, çok bir yorum, hatta hiçbir yorum gelmedi sanırım ama yüz yüze konuştuğum bazılarınız var, bazı arkadaşlarım var aynı zamanda izleyen. Ve şeyi de kaydetmeye karar verdim onların da tavsiyesiyle. Oyunu öğrendiğim andan itibaren kaydetmeye başlayacağım. Hem oyunu da beraber öğrenmiş olacağız. Sonuçta Hearthstone gibi herkes çok güzel vardı vardı. Hearthstone'dan konuşuyordum. Hearthstone gibi herkesin bildiği bir oyun değil. Herkesin bir de hani erişiminin kolay olup kolay öğrenebileceği bir oyun da değil. O yüzden sonuçta ne olursa olsun ben Humble Bundle'dan çok ucuza almış olsam da paralı bir oyun, bir kutu.
kutu oyunu, kart oyunu. O yüzden öğrenme aşamasından itibaren sizle beraber olacağım ama zaten onu daha gibi daha fazla kesip biçeceğim bir seri olacağı için. Ne oluyor burada? Bir saniye, bir konsantre oluyorum. Yanlış paneldeyim sanırım. Neyse, hasar yapmadım. Çok düşmekten hasar geçecek olsak zaten bu oyun oynanmaz. Pathfinder Adventure Card Game diyordum. Beraberce oynayacağız. Daha fazla şey. Oyunun tabi hiç oynamadığım, dediğim gibi hiç oynamadığım ve oynanışını da hiç izlemediğim için gerçekten şeyi bilmiyorum. Ya belki de bu kadar övüyorum ama oyunu beğenmeyeceğim ve şey yapmayacağım. Yayınlamayacağım veya kaydetmeyeceğim ama sanmıyorum, sonuçta Pathfinder. İyi de bir şey almış. Checkpoint neredeydi? İyi de bir tepki almış kutu oyunu. Hani yani güzel olacağını düşünüyorum. Güzel olmazsa zaten bırakırım. Ha, oyunun şeyini hiç bilmediğim için tabii hiç içeriğini, ne kadar hani her şey izlenirse bir şeyler mi yoksa kesilmesi gereken bir kısımlar var mı bakacağım. Ama hani minimum kesmeyle hani oyunun işte sıkıcı belki turlarını falan yapıp 30-40 dakikalık, bunun gibi Crash gibi 20 dakikalık bölümler değil de 30-40 dakikalık yayınlamayı düşünüyorum. Şu kaleye azıcık konsantre olalım. Ay. Çünkü şu zıplamaları, ama da yaptığım zıplamaları yapmak, yapamamak beni zorluyor. Eski bölümlere girdiğimde ne gördüm? İşte o Igor'un ilk çıktığı bölümdeki Igor'ları buldum. Şey yaptım. Onun dışında bir de önemli ne oldu? Köprüyü, eski köprüyü, ilk köprüyü denediğimde çok kolay hareket ettiğimi fark ettim ama oradaki şeyi daha açmamışız. Oranın ilgili elmasını, işte mineralini, taşını daha açmamışız. O yüzden full yapmayı denemek için gelmiştim. Ama şey yapamadım, full yapıp oranın beyaz elmasını alamadım. Checkpoint ya, bir checkpoint ya. Çok bir şey istiyorum. Gerçekten checkpoint, hayır. Hala yapmıyorum. Çok gerideydi son checkpoint. Maskem de yok. Bunları bugün genelde maskesiz geçemiyorum. Daha nerede checkpoint? Hoş geldin Crash. Özlemiştim seni. Uzun zaman oldu oynamayalı. Ya aslında çok da uzun zaman olmamıştı ama. niye o kadar? Çok insafsızlık bu ama. Yani artık dizayn değil yani. Modern. Ama diyeceğim de oyun modern remake. Modern oyunlarda bu kadar az checkpoint. Yazın uğraştığım bir projeyle ilgili iyi bir haberler geldi. Size şurayı geçebilirsem onları anlatacağım. Tüyo vermem gerekirse çevirmenliğini yaptığım bir proje diyeceğim ama bölüm bitmeden orayı geçemeyebilirim, o yüzden aslında direkt şimdi koşabilirim. O sırada geçeceğime inanmıştım. Munchkin 2 expansion'ı ve standalone, yani tek başına da oynanabilen Munchkin kutulu oyunları Neo Troy Games'ten çıktı. Yani bu çıkıyor. Şu anda ön siparişte ben kaydederken. Yayınlandığında bölüm ya ön siparişin son günleri olur ya da çıkmış olur. Ve Munchkin'i seviyorsanız kesinlikle göz gezdirin. Kutulu'nun baş çevirmenliğini yani ben yaptım. Şeyi de hani bir gözden geçirdim sadece. Sonradan bir tavsiye verdim. İlk tavsiye falan verdim de. Expansion Unnatural X işte. Şu Türkçe adını gerçekten bilmiyorum. İşte o kadar hani az iş yaptım onda. Lakin Cthulhu'da bayağı hani... Hay ama biraz önce üstlerine zıplayabilmiştim.
tabii kutulu da krediyi tek başıma alamam. Sağ olsun benim kutulu bilmediğim ciddi bir kısımlar vardı. O kısımlarda özellikle kitaplardaki referansların Türkçe okuyan Ege Kırlıoğlu podcastimize de işte son bölümde konuk oldu. Çok ciddi hani emek sarf etti. Saatlerce beraber oturup emek emek çevirileri yaptık. Yarışmayı da kazanan kişiler özellikle tebrik ediyorum. Çok güzel öneriler vardı. Keşke hepsini kullanabilseydik. Keşke. Ama aralarından en iyilerini seçmemiz gerekti. Bazılarının bir de tabii güzel çeviri fikirleri oluyor ama önerilen şeyler kural yapısıyla uymuyor. Ha, bu arada tabii çeviri önerisi derken Munchkin 1'de de yapılmıştı bu zamanında. Munchkin 2 expansion'ı ve Munchkin kutulu çevrilirken şey yapıldı. Kartların resimleri paylaşıldı. Şimdi basarsam gidiyorsun. Çok güzel. Sonunda mekaniğini anladım. Bir çeviri FRP.net üzerinden sanırım çeviri yarışması yapıldı. Böyle şeyleri geldi. Her kartın resmi ismi paylaşıldı. Bu resimlere çeviri önerisi yazıyordunuz. Ve insanlar genelde aklına gelen komik şeyleri falan da yazmış ama ne yapmam gerektiğini asla anlamadım. Bir daha deneyeceğim ama çok zaman kaybetmeyeceğim burada. Igor bölümleri tabii çok çok daha zor herhalde çünkü bu canları toplamak için yaptığım şeyde de acaba onlardan üstüne atlayıp elimle gösteriyorum ama 3 TNT'nin üstünden şeye atlayıp belki de ama ekrana çarpıyorum. O TNT'ler birbirlerini patlatmıyor. O şeydeki TNT'den kurtulmam lazım. Hayır, o TNT'nin üstünden belki. Yok, gerçekten bilmiyorum ve gerçekten uğraşmayacağım. Zaten arkada kutu bıraktık. Böyle böyle belki kutularını toplayabileceğim bölümün kutularını toplamadım. Ama %100 şeye de gitmiyorum sanırım ki mesela burayı da almaya uğraşmayacağım. Hadi bir checkpoint. Ha dur, Igor checkpoint değil mi? Nefesimi tuttum. Gerçekten nefesimi tuttum o kuşlarda. Hayır. Geber. Canları alayım. 18... Vay be, tamam sonunda çok can verdi ama 18 canla bitirmek bu bölümü gerçekten beklemediğim bir şeydi. Yani gerçekten diyelim kafamdan. Gerçekten Evil maskeyi göreceğimi düşünüyordum. Neotro'ya geri dönecek olursak Neotro ve kutulu. Mesela bazı şeylerin kuralı editi olarak çok uğraşmam gerekti. Güzel çeviri fikirleri kurallara ve hani oyunun yapısına uymayacak olması sebebiyle toplandı. Mesela çünkü sonu İngilizcesinde God'da biten. Sonu İngilizcesinde God'la biten kelimenin Türkçesinde de benzer bir şeyle bitmesi gerekiyordu. Sanırım biz de God yaptık. Ve tabii çeviri yazın başında yaptığım için bazı detayları azaltıyorum. Ölmüş olmam aramadan zor değil. Erken dönmemiz geri gelsin. Karanlık olması işte tabii böyle yerlerde sorun çıkıyor. Perspektif, derinlik algımı da zaten çok iyi olmamasıyla beraber bu oyunda hepinizin bildiği gibi oldu. Buraya da bulmuş olmam. Diyordum.
Bazı tabii çok güzel çevirilerin o yüzden şey oldu, kullanamaz olduk. Lakin onlara da hani bazı şeylere böyle gönülden ekstra puanlar verdik katılımcılara. Çünkü kazananlar özellikle yani çevirili önerilerinden en çok çevirisini kullanılan kişi mesela, yani zaten çevirisi kullanılan hani en az da olsa sanırım çevirisi kullanılan en çok 10 kişiye oyunun kendisi hediye ediliyor olması lazım. Sayıyı tam hatırlamıyorum. Ayrıca hani birinci, ikinci, üçüncüye bol bol oyun hediye ediliyor. Mesela işte sanırım birinciye Seven Wonders, Epic Büyü Savaşları, Carcassonne falan. Hayır. Yolda zıplamam gerekiyor. Acaba çukur atladım. Hakikaten çukuru atlayıp tutturmuşum. Gördünüz değil mi? Ve sonra ışık varken öldüm ona. Ama olsun, ben şu anda kendimle gurur duyuyorum. Hop. Bu çukuru görmeden zıplayalım. Maalesef. Artık biliyorum ben bu işi ya. Hiç yani tamam. Bak, çat böyle seri gideceğim böyle. Gördüğünüz gibi biliyorum ben bu işi. Çok güzel atlıyorum karanlığa. Tamam, başlıyoruz. Gerçi orada bir hiçbir checkpoint almadık. Ama yani bölüm için o kadar fareler mi ya? Çok duruyoruz. Şimdi seni geçiyoruz. Neredeki, niye acaba maske kutusuzdu? Bunu da merak ediyorum. Yani oyun boyunca, bütün bölüm boyunca kutulu olan maskeler kutulma çevirisini konuşurken şey tabii çok üzücü oldu. İsimleri özellikle kapadım ama hani arada sırada tabii ki bakmana edemiyorum. Kulüpten arkadaşlarımın çevirileri de vardı. Ve çevirmenlik okuyan arkadaşımın çoğu çevirisi hani sonradan baktım çevirileri seçtikten sonra. Çoğu çevirisi seçilmedi. O bayağı üzücü oldu zaten. Neotrol Games'in açıkladığı listeye de baktım sonradan. Çünkü hani dediğim gibi isimlere çok bakmamaya çalışıyordum. Hatta bana gelen Excel tablosunu da hemen sildim. Sonra hani bitirdikten sonra tekrar indirip baktım. Hayır ama ışığım var. Oyun Bey, ne yapıyorsunuz? Oyun Bey. Işık maskem var oyun bey. Niye ışık maskemi kullanamıyorum? Yanlışlıkla mumları mı söndürdü farelere bu? Çünkü etrafta mum da var. Maske artı mum ikisi beraber mi gerekiyor? Çok güzel. Çok güzel. Maske sanırım mumların olmadığı yeri aydınlatıyor. Acaba oyun damıcıymışım gibi sayıp ışıkları kapattı da ben ama damıcıymadım, o maskemi kaybetmedim mi? Fareye son anda falan belki öyle bir bug mı oldu acaba? Hani ışığın koduyla maskeyi birleştirmedilerse oyuna başka yerlerinde sorun çıkmasın. Sanki koddan anlıyormuşum gibi de şöyle yorumlar yapıyorum ya, bayılıyorum. Özellikle sonradan kendimi izleyince ne boş konuşmuşum. Şimdi çok dikkatli öne inip bir de oradaki şeymiş. Bir de oradaki, hayır yetişeceğim. Heh. Bir de oradaki sonradan düşen. Baya hani Crash'tan ama hani tam maske damage yemeği hiç ölmüyorsa ama don't take damage challenge. Hayır, senin gitmene izin vereceğim. Sen çünkü gidiyorsun, geri geliyorsun. Ben acele etmiyorum, sana öyle biliyorum. Sabır önemli bir erdem. Hop. Işık niye kapandı?
Vay be. O 3 şeyde neden ona elmasla inilen gelinen bir yerdeydi. 15. bölüme çok verimli bir şekilde başladık. 15. bölümde kaç tane bölüm geçtik? Çatır çatır oynadık, bitirdik. 2 bölüm geçtik ama olsun. Ve 15. bölüm burada kapıyor. 16. bölümde gazım. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Çok güzel bir cümle. Görüşelim.